Evet arkadaşlar, yeni bir bölümde tekrar birlikteyiz. Geçen dersimizde sizlere koşulardan ve kısa mesafe koşularından bahsettim arkadaşlar. Bu dersimizde ise orta ve uzun mesafe koşulardan ve engelli koşulardan bahsedip dersi bitireceğiz arkadaşlar. Orta ve uzun mesafe koşularının öncelikle mesafelerine bakalım arkadaşlar. Orta mesafe koşular 800 metre ve 1500 metre olan yarışlardır arkadaşlar. Uzun mesafe yarışları ise 3000 metre, 5000 metre ve 10.000 metre yarışlarıdır. Bildiğiniz gibi 5000 metre ve 10.000 metre yarışları aynı zamanda olimpik branşlar arasında yer alır. Bu tip koşular arkadaşlar dayanıklılık konusuna en fazla gereksinim duyulan bir atletizm dalıdır. Yarışma mesafelerinin farklı olması sporcunun değişik özelliklerin olmasını gerektirir arkadaşlar. Ayrıca yüksek verime ulaşılmada koşu mesafesi içerisindeki hız ve dayanıklılığın seviyesiyle oluşum derecesinin önemli bir yeri vardır. Orta ve uzun mesafe koşularında sporcularınız bildiğiniz gibi yüksek çıkış yaparlar arkadaşlar. Yüksek çıkışta iki tane komutumuz vardı. Bunlar yerlerinize ve çık komutlarıydı. 800 metre yarışmalarında çıkışta her kulvara iki sporcu yerleştirilebilir. Bu tamamen organizasyonun alacağı kararla ilgilidir arkadaşlar. Koşu ayakkabılarının tabanında en fazla 11 tane çiviye izin vardır. Sentetik pistte yapılan yarışmalarda bu çivilerin boyları 9 milimetreye geçemez arkadaşlar. 800 metre yarışına baktığımız zaman orta mesafe koşuları, kısa mesafe koşuları ile uzun mesafe koşuları arasında sürat ve güç öğelerinin her ikisinin de gereksinim duyulduğu bir branştır arkadaşlar. Günümüzde büyük bir gelişme gösteren ve baştan sona süratle koşulmaya başlayan orta mesafe koşularının bir diğer adı da uzun sürat koşularıdır arkadaşlar. Sürat koşularından farklı ise son anda hızlanma olması arkadaşlar. Bu hızlanmaya kadar sporcular genellikle belirli bir tempoda koşarlar. 800 metre koşucuları genelde ilk turu ikinci turdan daha hızlı koşarlar. Bu da bir taktiksel durumdur arkadaşlar. 800 metrenin görmüş olduğunuz başlangıç yayı burasıdır arkadaşlar. Eğer 800 metre başlangıç yayından çıkış olursa, yani kulvarlı çıkış yapılacak olursa eğer sporcular 100 metreye geçtikten sonra görmüş olduğunuz bu 1500 metre start yayının hemen ilerisinde hunilerden sonra içeriye doğru dalış yaparlar arkadaşlar. Zaten bununla ilgili videolar göreceğiz birazdan arkadaşlar. 1500 metre koşusu bu koşu kuvvetli, dayanıklı ve süratleneceği yeri çok iyi bilen atletlerin başarabileceği bir koşudur. 1500 metre koşucuların kendi vücudu ahenkli ve uyumlu olmalı. Ayakların taban ile basarak koşmalı. Nefes alma ritmi düzgün olmalıdır. Bilinen temposunu değiştirmeden korumalı. Son 100 ve 300 metrede de kendisine göre süratlenebilmelidir arkadaşlar. 1500 metre koşusunda kadınlar hangi yılda başlamıştır arkadaşlar? 1972. Sporcular görmüş olduğunuz gibi 1500 metre çizgisinden yayında yarışa başlarlar. Start verildikten sonra sporcular iç kulvara hemen yönelirler ve yarışa başlarlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3 tam tur ve 3 tane de çeyrek tur. Görmüş olduğunuz gibi şu çeyrek turları her birini geçtikten sonra burada yarışı bitirirler arkadaşlar. Uzun mesafe koşularına gelecek olursak, uzun mesafe koşuları finişte atağa kalkmanın orta mesafedeki gibi önemli olmadığı, her şeyin tempoya bağlı olduğu, son derece sağlam bir yapı isteyen koşulardır. Uzun mesafe koşularında stil ve nefes çok önemlidir. 2 metrede bir nefes alıp verilir. Adımlar kısa ama daha serbest olup ayaklar yere tabanla basar. Adımlar makineleşmiş bir tempo ile atıldığı için bir diğer adı da araba koşusudur arkadaşlar. Uzun mesafe koşuları mesafelerine göre 3'e ayrılır. Bunlar 3000, 5000 ve 10.000 metredir arkadaşlar. Bunlardan 5000 ve 10.000 metre daha önceden de söylemiştim. Olimpiyat branşlarıdır aynı zamanda. 3000 metre koşusu pistin 400 metre uzunluğundaki bölümü 7,5 tur olarak koşulduğu uzun mesafe koşusudur. Bu koşu 1982 yılına kadar bayanların en uzun mesafe koşusu iken
Aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda bayanlar maratonda koşmaya başlamıştır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar, burada 5 metre yarışçılarını görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken, bayanlar 5000 metreyi 1996 yılında ilk koşmaya başlamıştır olimpiyatlarda. Sahanın etrafında kaç tur koşuyorlardı? Tam 12,5 tur. Başlangıç çizgisi neresi? Şurada görmüş olduğunuz gibi kırmızı çizgiyle belli olan alandan itibaren yarışmacılar koşuya başladılar ve 12,5 tur koştuktan sonra yarışı bitirirler arkadaşlar. 10.000 metreye gelecek olursak arkadaşlar, bayanlar da yine 10.000 metreyi 1988 yılında ilk defa koşmaya başlamışlardır. Sahanın etrafında 25 tane tur koşunca yarışma biter arkadaşlar. Başlangıç çizgisini görüyorsunuz ve bitiş yerini, zaten tüm yarışmaların bitiş yeri aynıdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tüm koşuların, özellikle pist yarışlarında. Evet arkadaşlar, şimdi orta ve uzun mesafe koşularının teknik özelliklerine bir göz atalım. Daha önceden de belirttiğim gibi yüksek çıkış yapılır arkadaşlar. 800 metre ve 800 metre sonrası tüm yarışmalarda yüksek çıkış uygulanır. Yüksek çıkışta koşucuların vücudu daha dik bir durumdadır. Koşucu yerlerinize komutuyla çizginin gerisine ayağını basar, küçük bir adım almış olur. Vücudun ağırlığı bacaklar üzerine dağılırken öndeki bacağa biraz daha fazla yük aktarılması uygundur arkadaşlar. Çıkış için komut beklenirken genellikle ön bacağın dizi çok bükülür ve vücut ağırlığı bütün koşucuların ön bacağı üzerine yüklenir arkadaşlar. Orta mesafe koşularında sporcuların motorik özellikleri nelerdir? Biraz bunlara değinelim arkadaşlar. Öncelikle özel dayanıklılıklarının yanında hızlıdırlar. Oksijen borçlanma kapasiteleri yüksektir arkadaşlar. Maksimal oksijen borcu maksimal işin ilk 2-3 dakikalarında görülür. Orta mesafe koşucuların aerobik kapasiteleri sprinterlerden daha yüksektir. Maksimal kap dakika volümleri yüksektir arkadaşlar. Kap atım volümleri hem dinlenmede hem de çalışma sırasında yüksektir. Dayanıklılık mesafelere göre %40-60 aerobik, %60-40 arasında da anaerobik içerikli özel dayanıklılıktır arkadaşlar. Orta mesafe koşularında spor motorsal özelliklerin dağılımı şöyledir. Kuvvet %10, sürat %15, dayanıklılık %45, dayanma iradesi, mücadele ve kazanma hırsı %15, hareketlik ve çeviklik ise %15'tir arkadaşlar. Uzun mesafe koşucuların motorik özelliklerine değinecek olursak, uzun mesafe koşucuları anatomik olarak zayıf yapılı ve yağ dokusu oldukça azdır. Oksijen taşınması ve kullanılması en önemli fizyolojik olaydır bildiğiniz gibi. Bir maraton koşusu sırasında oksijen gereksinimi 600 litre kadardır. Koşu sırasında alınan oksijen ile bunun 590 litresi karşılanır. Girilen oksijen borcu ancak %2 kadardır. Bu durumda performansı etki eden en önemli fizyolojik faktör aerobik kapasitedir arkadaşlar. En iyi performansı gösteren uzun mesafe koşucularına bakıldığı zaman genellikle genetik faktörlerden kaynaklı olarak kırmızı tip, yani tip 1 kas lifi fazladır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, uzun mesafe koşucularının oksijen kapasitelerinin yüksek ve çok düşük nabza sahip oldukları görülmektedir. Sporcuların istirahat kalp atım hızları oldukça düşüktür. Çünkü kalp kası daha güçlü olduğundan periferin ihtiyaç duyduğu kan her atımda daha fazla pompalanır. Dayanıklılık antrenmanları sonucunda istirahat kalp atım hızı daha da azalır. Dayanıklılık sporlarında yüksek performans göstermek kişinin fizyolojik özelliklerine bağlıdır. Orta ve uzun mesafelerde Max VO2 değeri, koşu ekonomisi, Max VO2'yi etkili kullanabilme, submaksimal egzersizde kan laktat birikimi ve laktat ve ventilasyon düzeyi önemli ölçütlerdir. Evet arkadaşlar, koşu tekniğini biraz inceleyelim. Atletin adım uzunluğunu
ve adım sıklığını koşunun değişen koşullarına göre ayarlaması önemlidir arkadaşlar. Vücut kısa mesafe koşullarına göre daha dik konumdadır. Sadece öne doğru hafifçe eğimlidir. Koşu esnasında diz tam olarak uzatılmalıdır arkadaşlar. Şekil 1'de görmüş olduğunuz gibi sprinterlerde ayağın yere basma biçimi şu şekildedir. Genelde ayağının dış yan yüzeyiyle basarlar. Orta mesafeciler ise ayağın yere basma biçimi biraz daha ortaya doğru. Şekil 3'e baktığımız zaman uzun mesafecilerde ayağın yere basma biçimini görüyoruz arkadaşlar. Evet, taktiklere gelecek olursak, genelde bu tip yarışmalarda öğrencilere bu tip taktikler verir arkadaşlar. Eğer bu tip taktikleri veriyorsanız, bilin ki sporcunuz şu anda bir uzun mesafe ya da orta mesafe koşuyor demektir. Öndekilerden geri kalmayın. Yani bu genelde sporcunuz iyi ise tabii ki en önde olmalı ya da belli bir ritmi varsa, ama tam güvenemiyorsanız ya da daha iyi durumda çocuklar ya da sporcular olduğunu inanıyorsanız bu komutu verirsiniz. Ya da kulvarın iç tarafından koşun deriz. Sebebi mesafedir tabii ki. Kulvarın iç tarafından koşulduğu zaman her turda yaklaşık olarak 7 metrelik bir tasarruf elde edilir. Üçüncü olarak asıl rakibi dönemeçte yetişip geçmeye çalışmayın deriz. Bu da bize mesafe ve süre olarak pozitif anlamda geri döner arkadaşlar. Koşu ritminin bozulmaması için sporcularımıza etrafınıza bakmayın deriz genellikle koşarken. Ve bu tip yarışmalarda özellikle atağa kalktığınızda asla vazgeçmeyin. Çünkü atağa kalktıktan sonra eğer sporcu yavaşlarsa tekrar eski hızına ulaşması çok zordur. Ve genelde yarışı bırakırlar arkadaşlar. Bu yüzden öğrencilerimize bunu sıkı sıkı tembihleriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, engelli koşulara gelecek olursak, bugün bahsedeceğimiz engelli koşular bunlar arkadaşlar. 60 metre salon, 100 metre, 110 metre kısa mesafe engel koşuları arkadaşlar. Aynı zamanda 400 metre kısa mesafe engel koşusu, 3000 metre engel koşusu ve değişik yaş gruplarına göre 1500 ve 2000 engel koşularına çok değinmeyeceğiz arkadaşlar. Bizi ilgilendiren şu anda 100 metre, 110 metre, 400 metre ve 3000 metre engel koşuları arkadaşlar. Öncelikle bir engelli koşuları ve engellerimizi tanıyalım arkadaşlar. Atletizmde engelli koşular, pist üzerine eşit aralıklar ile yerleştirilmiş engeller üzerinden geçme prensibine dayanan atletizm disiplinidir. 19. yüzyılda İngiltere'de başlayan engelli koşularda kadınlar 1920 yılından sonra bu yarışmalara katılmaya başladı. Dayanıklılık ve sürat bileşenlerini içermektedir. 3000 metreye engelli yarışlarda daha çok dayanıklılık ve fiziki uygunluk bileşeni göze çarpmaktadır arkadaşlar. Önce birinci resmimize bakalım. Bu bizim yarışmalarda kullanmış olduğumuz standart bir engel. Burada görmüş olduğunuz ölçülere baktığımız zaman 76 santim, 84 santim, 91 santim, 100 santim ve 107 santim olmak üzere 5 tane ölçü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da erkek ve kadınlara göre, yıldızlar, büyükler, gençler ve bu gruplara göre ayarlanması kolay olan bir engel görüyorsunuz. Şu anda 3000 metre bir engelli yarışın sahasına bakıyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda da değineceğim için şöyle kısaca bir göz atalım. Başlangıç yeri burası. Şu görmüş olduğunuz engelleri görüyorsunuz. H3, H5, H1, H2 kuru, H4 sulu engeller arkadaşlar. Yarışmacılar yarışa başladıktan sonra iç kulvara doğru yönelirler. Koşuda ilk 270 metre boyunca herhangi bir engelle karşılaşmazlar. Ta ki burada finish noktasına geldikten sonra, finish çizgisinden sonra ilk kuru engellerinden atlarlar. Kuru engel, kuru engel, kuru engel, su engeli ve tekrar kuru engel olmak üzere her turda 4 tane kuru engel ve bir sulu engel vardır arkadaşlar. Toplam 35 engel, 28 kuru, 7 tane de sulu engel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda bir kuru engeli görüyorsunuz. Kuru engele baktığımız zaman genişliği 3.94-3.96 arası.
Görmüş olduğunuz gibi içi kulvara kadar olan yer 30 santim. Erkekler ölçüsünü görüyorsunuz burada 914, yani 91,4 santim. Bayanlarda ise, kadınlarda ise 76,2 santim. Ayağımızı basmış olduğumuz tahtayı görüyorsunuz. 12,7 santimlik bir kare arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ayakların uzunluğu da 1 metre 20 santimdir. Ve bu engelin ağırlığı yaklaşık olarak 80 ile 100 kilo arasındadır arkadaşlar. Sporcular ayaklarına bastıkları zaman devrilmemesi için. Evet, yine aynı engeli görüyorsunuz. Başka bir kaynaktan almış olduğum bir resim. Burada görmüş olduğunuz gibi genişliği engelin genişliği 3,96. Görmüş olduğunuz gibi 30 santim kulvardan içe doğru. Erkeklerde 91,4 santim, kadınlarda 76,2 santim. Burada görmüş olduğunuz bir su engeli arkadaşlar. Su engelinin derinliği arkadaşlar 70 santimdir ilk 30 santim boyunca. Ondan sonra kademeli olarak yükselir. Minimum 2,5 metrelik bir alandır bu. Koşucular gelip buradan atladıktan sonra ne kadar ileri atlarsa koşucular için o kadar avantaj sağlanan bir durumdur. Görmüş olduğunuz gibi su havuzunun ölçüleri de 3,66 metre karedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, engel ölçülerine geldiğimiz zaman öncelikle kısa mesafe tablosuna bakalım arkadaşlar. Kısa mesafe tablosuna baktığımız zaman salon kadınlarda mesafe 60 metre ve 5 tane engel vardır arkadaşlar. Engellerin yüksekliği kadınlarda 84 santim, birinci engele kadar olan uzaklık 13 metre, engeller arası 8,50 metre, son engel ile finish arası olan mesafe ise 13 metredir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, erkeklere geldiğimiz zaman ise engellerin yüksekliği 106,4 santim, start ile birinci engel arası 13 metre 72 santimdir, engeller arası 9 metre 14 santim, son engelden finish'e kadar olan engel ise 9 metre 72 santimdir. Yine 60 metre salon erkeklerde de 5 engel bulunur. Kadınlar açık alan, yani 100 metre engele baktığımız zaman ise engel yüksekliği 84 santimdir. Birinci engele kadar olan uzaklık 13 metre, engeller arası 8,50 metre ve son engelden finish'e kadar olan mesafe ise 10,50 metredir arkadaşlar. Erkeklere baktığımız zaman ise 110 metre engelli de engel yüksekliği 106,7 santim, birinci engele kadar uzaklık 13 metre 72 santimdir, engeller arası 9 metre 14 santim, son engelden finish'e kadar olan mesafe ise 14 metre 2 santimdir arkadaşlar. Yine 10 engel vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi alçak çıkış yapılır. Evet arkadaşlar, aynı zamanda kulvarlı bir yarışmadır bu. Evet arkadaşlar, 400 metre engel ölçülerine baktığımız zaman kadınlar ve erkekler açık alanda sadece engel yükseklikleri farklıdır. Kadınlarda 76,2 santim, erkeklerde ise 91,4 santim. Starttan birinci engele kadar olan mesafe 45 metre, engeller arası 35 metre. Son engel ile finish arası da 40 metredir arkadaşlar. Engel sayısı da 10'dur. Şurada görmüş olduğunuz bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Bunu dikkate almayın. 40 metre olması lazım. Evet arkadaşlar, 400 metre engele baktığınız zaman kulvarlı bir yarıştır arkadaşlar yine. Ve alçak çıkış yapılır. Görmüş olduğunuz gibi bu yarışmada da Türk atlet Yasmani Capello birinci olmuştur 400 metre engelde. Evet arkadaşlar, şu anda 400 metre engel yarışı izliyorsunuz. Sürat ve dayanıklılık isteyen bir branştır.
Lovely bend from Dalila Mohammed, but can she hang on? McLaughlin, but remember, Mohammed's never won this title. Twice she's finished second. Mohammed on the line and it's a new world record. Evet arkadaşlar, şimdi de 3000 metre engel ölçüleri tablosuna bakalım arkadaşlar. 3000 metre engel ölçüleri tablosuna baktığımız zaman yine aynı şekilde sadece engel yüksekliği kadınlar ve erkeklerde fark mıdır? Engel yüksekliği kadınlarda 76.2, erkeklerde ise 91.4 santimdir arkadaşlar. Birinci engele kadar erkekler ve kadınlar yani her iki grupta 270 metre koşarlar. Engeller arası 78 metre ve son engel ise 68 metredir arkadaşlar. Yarışmada toplam 28 kuru ve 7 sulu engel vardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir engellerin konulduğu yerleri görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sporcular yaydan çıkarlar ve iç kulvara doğru yönelirler. Görmüş olduğunuz gibi 270 metre koşana kadar engellere girmezler. Sağ tarafta bir su engeli var. Görmüş olduğunuz gibi onu boş geçiyorlar. Ve burada bir engel daha olacak kuru. Onu da boş geçiyorlar. Çıkmış oldukları yerde. Evet arkadaşlar, finişten sonra ilk kuru engellerinden atlayarak geçerler. Tam 270 metre sonra arkadaşlar. Daha sonra her turda işte bu şekilde 4 tane kuru engel ve bir sulu engel olmak üzere toplamda 28 tane kuru engel ve 7 tane de sulu engelden geçerler. Evet arkadaşlar, kısa mesafe engel koşullarının genel özelliklerine bir göz atalım. Temel olarak birer sprint koşusudur. Engellerin belirli aralıklarla yerleştirilmiş olmaları, engel aralarının belirli sayıda adım ile alınmasını zorunlu kıldığından adım uzunluğu ve sıklığı optimal bir sprint veriminin ortaya çıkmasını çok zorlaştırır. Atletizm dalları içerisinde en çok koordinasyon ve teknik işbirliği isteyen dallar arasındadır. Sporcu özelliğine gelecek olursak, sporcular teknik ve koordinatif açıdan en yüksek gereksinime sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek bir sprint yeteneğine sahip olmalıdır. Koordinasyon ve denge ritim duygusu gelişmiş olmalıdır bu tip sporcuları. Romları, yani range of motion dediğimiz eklem hareketliliği çok iyi durumda olmalıdır. Ağırlık merkezinin, yani sporcunun boyunun uzun olması avantajdır. Burada verim bileşenlerine baktığımız zaman sürat, ritim duygusu, çabuk kuvvet ve çabuk kuvvette devamlılık, koordinasyon, denge ve esneklik, hareketlilik oynaklık, bacak uzunluğu, temel engel tekniği ve süratte devamlılık gibi verim bileşenleri vardır arkadaşlar. Antrenman evrelerine gelecek olursak, 110 metre ve 100 metre engelli koşularda profesyonel sporcular 6 veya 10 metre arasında optimal koşu pozisyona geçerler arkadaşlar. İlk engele kadar erkekler 7, kadınlar ise 8 alanına gelirler. Engeller arası 3 adımla geçişlerini yaparlar. Son engel ile finish arasını da erkekler 6 ve kadınlar 5 adımla bitirirler arkadaşlar. Öncelikle birinci evreye bir bakalım arkadaşlar. Çıkış ve birinci engele kadar olan koşuyu inceleyelim. Çıkıştan sonraki ilk engele kadar olan mesafe erkeklerde 13.72, kadınlarda da 13 metredir. Daha önceden bahsetmiştik. Amaç birinci engele olanaklı en yüksek hızla erişebilmesidir arkadaşlar sporcunun. Yerden çıkışta kısa sprintler ile sürat gelişimi genelde bu tip çalışmalar yaptırılır. Sporcuların bu özelliklerini geliştirmek için koordinatif yetilerini geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda koordinasyon ve teknik antrenmanlarla adım sıklığını geliştirmek oldukça önemlidir. Maksimal hızı da olanaklı uzunlukta tutma için
Bazı alıştırmalar yaptırılmalıdır öğrenciler özellikle. İkinci olarak engel geçişi oldukça önemli bir kısımdır ve en zor bölümdür antrenman safhasına. Engellerin çabuk ve doğru geçilmesi gerekir. Bunun için engele giderken amaca uygun bir aralığın bulunması, doğru adımlama, basış mesafesi, savrulma bacağı hareketi, kol çalışma tekniği, üst gövdenin durumu, başın durumu, makas hareketi ve engel üzerinden geçme tekniklerinin ahenkli bir şekilde yapılması gerekir. Genelde sporculara bu engel geçişi çalışmaları yaptırılırken bir engelle çalışmaları yaptırmamız lazım. Okullarda çok böyle bir imkan bulunamayabilir. Genellikle atletizm çitlerini kullanırız genelde antrenörler. Öğrencilere engel üzerinden geçerken kol tekniği de çalıştırılır. Tek kol, çift kol ve karışık kol tekniği olmak üzere. Üçüncü olarak engeller arası koşu. Engel geçişinden sonra 3 adım ritim deriz biz buna. Genellikle yere inişten sonra ilk adım kısa, ikinci adım uzun, son adım ise bir öncekinden kısadır. Sprint koşusu 3 adım içerisinde yüksek diz çekme, sprint konumuna uygun gövde konumu, kollar vücut yanında çekilir. Birinci adım çok çabuk, yani biraz uzun. İkinci adım normal uzunlukta. Üçüncü adım ise kısadır. Çocuklara ya da sporcularımıza antrenman yaptırırken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü olarak da finish. Sürat yarışmalarından farklı olarak son engelden sonra engel koşucusu hızını artırarak hedefe kuvvet ve hız koşucusu gibi koşar. Adım uzunlukları hızın artması ile büyür. Bu durum iyi sonuç alınmasını sağlar arkadaşlar. Yanındaki grafikte de görüyorsunuz. Beşinci engelden sonra genelde sporcunun hızında bir düşüş görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat son engelden sonra çıktığı zaman sporcu tekrar hızlanır. Ve 400 metre engelli sporcunun genel özelliklerine baktığımız zaman temel olarak kısa mesafe engel koşucularında bulunan özelliklere ek olarak genel dayanıklılığının çok iyi olması gerekir. 400 metrelik düz koşuyu çok iyi koşması gerekir. Kendine uygun bir adım ritmine sahip olmalı. Engel geçişini de her iki bacakla yapabilmeli. Yani iki bacağı da güçlü olmalı. Ve koordinatif yetisi yüksek olmalı arkadaşlar. Adım ritmini şartlara uygun bir biçimde değiştirebilmeli arkadaşlar bu tip yarışmacılar ya da sporcular. Antrenman uygulaması yaklaşımlarına geldiğimiz zaman ise genelde öğrencilerimize ya da sporcularımıza 3 engel koşuları 115 metre aralıkla, 5 engel koşuları, 8 engel koşuları, değişik adım ritmi değişikliklerinin eğitimi, ters bacağın engele özgü olarak eğitimi, virajda engel tekniği bu önemli arkadaşlar. Eğer virajda engel tekniği eğitimi veriyorsak bu sporcu 400 metre engele hazırlıyoruz demektir. Yorgunluk altında ritim eğitimi, süratte devamının geliştirilmesi için daha uzun mesafelerin koşulması arkadaşlar. Evet, 3000 metre engelli koşulara geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada su engelini görüyorsunuz arkadaşlar. Su engelinin yeri burasıydı. Başlangıç yerinden sonra sporcular koşarlardı. İlk 270 metrede görmüş olduğunuz gibi herhangi bir engelle karşılaşmazlar. Ondan sonra engeller önlerine konulur ve 4 tane kuru ve 1 tane sulu engelden geçmek üzere toplam 7 tur koşarlar arkadaşlar. Bu da 3000 metreye denk gelir. Burada bahsedilmesi gereken özelliklere bakacak olursak, temel olarak sporcunun uzun mesafe koşucusu olması gerekmektedir. Aynı kulvarda koşma zorunluluğu tabii ki yoktur. Vücut ağırlığının az olması tabii ki sporcunun avantajınadır. Fiziki uygunluk koşucunun sıçrama kuvveti ve devamlılığını olumlu yönde etkiler arkadaşlar. Aynı zamanda kalça ekleminin hareketli olması adımların koşu temposuna uygun olmasını sağlar arkadaşlar. Ölçülerden artık bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Sporcu özelliğine gelecek olursak az önce de bahsettik. Yine üstünden bir geçelim. Bakın burada da verim bileşenlerine bakıyoruz arkadaşlar. Yani uzun mesafe yani 3000 metre engelli koşucularının verim bileşenleri nelerdir? Genel dayanıklılıkları yüksektir. Aerobik dayanıklılık seviyeleri yüksektir. Branşa özgü özel kuvvet ve kuvvette devamlılık iyi durumdadır. İrade ve hırs oldukça önemlidir.
ve engel geçme tekniği, bunlar da verim bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, 3 ünmesede engel geçiş tekniği nasıl olur? Ortalama koşu temposu yeterli değildir. Engele 10 adım kala hız bir miktar arttırılır. Amaç engel ağacının üzerine ayağın daha kolay yerleştirilmesini sağlamak arkadaşlar. Uçuş eğrisinin yukarıya doğru çok dik olmaması için sıçramadan önceki adım fazla uzatılmamalıdır. Yerden kopma, frenleyici bir etki yapılmadan akıcı olmalıdır. Mümkünse su engeli hariç diğer engellerden genellikle sporcular engele basmadan geçmeleri onların avantajınadır. Engel üstünden geçmeyen, havuzun kenarına basan, ayağını engelin üst seviyesinin altından geçirmeye teşebbüs eden, engelin altından geçen atletler diskalifiye edilir. Engellere basmadan, elleriyle tutunarak, hatta oturarak da geçebilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir konunun da sonuna geldik. Önümüzdeki dersimizde bayrak koşularını ve kır koşularını anlatıp bu konuyu bitireceğiz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.